Sadece ağacı değil, doğayı, havayı, denizi savunan onurlu Gezi direnişinin 8. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyorum. Karanlık gidecek, saray saltanatı çökecek, Gezi kalacak, gençler geleceklerini tekrardan kazanacak. Yıllardan beri Marmara bölgesindeki rant yağması ve nüfus yoğunluğu ve sanayi kirliliği maalesef müsilaj belasıyla Marmara'yı yüz yüze bıraktı. Bu gördüğünüz Marmara Denizi'nin dibi, bu Mars'tan çekilmiş bir görüntü değil, Marmara'nın getirildiği hali gösteriyor. Bu da katledilen deniz mercanları. Artık oksijen yok, mercanlar da bir bir ölüyor. Ve denizin yüzeyi artık mavi vatan değil, gri vatan haline döndü. Atıklar yüzünden, arıtılmadan atılan şehir atıkları yüzünden. Ve orada artık proplar bile batmıyor. Yüzeyde bir strafor tabakası gibi bir tabaka oluşturdu. Bu tabaka zamanla bir köpük tabakasına, daha da kabarık bir tabakaya dönüşecek. Bunu Gemlik'te bizzat kendim çektim. Ve oradaki bu berbat görüntü, kokuşan bir deniz ve canlı hayatını, canlılığını kaybeden bir deniz var. Denizin kıyısıyla deniz arasında artık bir mavilik yok. Bunlar neden meydana geldi? Bunlar uzun zamandır şehirlerin atıkları, sanayilerin atıkları kimyasal arıtmaya tabi tutulmadan, biyolojik arıtmaya tabi tutulmadan doğrudan denize döküldüğü için. Derin deşarj dedikleri deşarj yoluyla halının altına süpürür gibi Marmara Denizi'nin altına şehirlerin atıkları pompalandığı için bugünleri yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde de daha önceki görünenlerden çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. 2007'de 1-2 senede geçmişti ama bunun geçeceği, ne zaman geçeceği belli değil. Bizim bunu önlememizin yolu, dediğim gibi, biyolojik arıtmayı acilen hayata geçirmek ve bunu yaygınlaştırmaktan geçiyor. Bir yandan derin deşarj ve pislik, dediğim gibi, Marmara Denizi'nin altına deşarj edilirken Trakya'da da Ergene Havzası'ndaki oradaki sanayi artıkları, 2500-3000 fabrikanın sanayi artıkları oradan 1 kilometre açığa, denizin altına bugünlerde yine deşarj edilmeye başlanacak. Bülent Çık Ergene Havzası'ndaki kanseri, Dilovası'ndaki kanseri anlattığı için, deniz yaşamındaki etkilerini anlattığı için maalesef cezalandırılmak istendi ve bu da yetmezmiş gibi KHK ile işine son verildi. Halbuki Bülent Çık'ın dedikleri bugün bir bir gerçek oluyor. Ergene'nin doğduğu yerde yaşam var, Ergene'nin döküldüğü yerde ölüm var ve bu ölüm ağırlaşarak devam ediyor. Artık Marmara Denizi diyor ki, atıklarınızı taşıyamıyorum, pisliğinizle boğuluyorum, yeter artık, ben ölüyorum, ben artık bu yükü taşıyamıyorum, gerekli tedbirleri alın diyor, meclisi de göreve çağırıyor. Sadece deniz tabakası yüzeyde değil böyle, denizin dibi de bu müsilajla kaplanmış durumda ve gittikçe oksijen azalıyor. Azaldıkça da dipte de balık ölümleri başladı ve bu balık ölümleri de oksijeni daha da azaltacak maalesef. Daha öncesinde bu hızla yayılan kirlilik balıkçılığı da tehdit ediyor. Hastalıklara da, salgınlara da yol açacak ve bu zamanla turizmi de etkileyecek, insan sağlığını da etkileyecek. 1997-98 yıllarında daha asistanken ben hamsi balığı, Marmara Denizi'nde tutulan hamsi balığı, fotobakteri dediğimiz bir kirlenme nedeniyle güneşte, ışıkta canlanan bakteriler diyeceğimiz bakterilerin yarattığı zehirlenme nedeniyle çok sayıda zehirlenme görüyorduk. 2 sene sonra bu tekrarladı ve Marmara hamsisindeki bu kirlenme öyle bir noktaya geldi ki erken dönemde avlandığında çok ciddi zararlara yol açabiliyor. O zamandan uyarmaya başlamıştı Marmara ama biz kulaklarımızı tıkadık. Artık kulakları tıkamayalım. Bir yandan Kanal İstanbul'la kaynakları heba etmeyelim. Karadeniz'den gelecek organik yükü bu organik yükün üzerine yüklemeyelim. Ölümü daha hızlandırıp bu cesedi daha fazla kokutmayalım. Marmara Denizi öldü, artık çürüyüp kokmasın. Bir de Kanal İstanbul'un taşıyacağı yük, yeni nüfusu İstanbul'a yüklemeyin. Bizim bunu araştırmamızla ilgili biliyorum ki yine araştırmayı reddedeceksiniz. Gelecek kuşaklara karşı ne diyeceksiniz? Onlara borçlar yüklüyorsunuz ve berbat bir doğa, eko katliam, ekolojik katliam sunuyorsunuz. Ben şu anda bu önergenin yerinde olmadığını düşünüyorum.
Kabul edilmemiştir. AK Parti